Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Şişe camla ilgili bir detaylı analiz yapacağız. Şimdi cep telefonu üzerindeki Forex Trader uygulaması üzerinden yapmak istedim bu sefer. Ki kendinizde kontrol ederken bakarken benim baktığım aşağı yukarı kısmen baktığım verilere sizler de bakabilin istiyorum. Şimdi bugün piyasada bir sallantı oldu ama şöyle genel itibariyle bakarsak piyasaların çok düşmeye niyeti yok ama yatırımcıların çok fazlası düşüş beklediği için piyasalarda bu şok etkilerini de amorti etmesi birazcık zor oluyor. Ama piyasanın şöyle genel itibariyle bakarsak dotları gayet güzel güzel karşılayanlar bulunmakta. O yüzden ben herhangi bir kaygı duymuyorum. Dış piyasada şu an birazcık sıkıntılı birkaç saat geçti. Bu da bazı kripto piyasasındaki spekülasyonlardan, manipülasyonlardan kaynaklanıyor. Şimdi genel itibariyle bakarsak Elon Musk Bitcoin çok pahalı olduğunu beyan ettiği tweetten sonra Bitcoin ve Ethereum'da bir çakılma başladı. Ve bu çakılmadan sonra biliyorsunuz küçük coinlerde de büyük miktarlarda düşüşler gerçekleşti. Tabii böyle bir şey olunca da şimdi piyasalar yükselirken, kriptolar yükselirken bir şey yoktu ama kriptolar düşmeye başladığı zaman bazı merkez bankaları ve hazine yöneticiler yönetimleri bazı ülkelerde kripto piyasalarının kapatılması ile ilgili görüşler bildirdiler. Tabii bu da birazcık düşüşe entegre etti bütün piyasaları. Şimdi bizim konumuza dönelim. Şişi camın bilançosundan bahsedeceğim size. Gördüğünüz gibi şirketin aracı kurum ve hızlı takas kısımları var. Aracı kurum dağılımı gün içinde gerçekleşen işlemlerden doğan bir bölüm. Şimdi isterseniz şöyle geçelim. Benim burada size asıl göstermek istediğim, şimdi isterseniz önce bir lot miktarına bakalım onu göstereyim size şirketin gördüğünüz gibi 1.8 milyar piyasadaki senet sayısı ve yaklaşık bunun 1.5 milyarı piyasada dolaşımda ve şirketin tam piyasa değeri böyle defter değerinin 1 olduğunu görüyoruz. Yani tam ederinde hisse ne ucuz ne pahalı şöyle devam edersek şirketin karlılığıyla ilgili hissenin fiyatının entegre edip etmediğine bakacağız. Şirketin bilançosunu açtığımızda şurada gördüğünüz gibi her çeyreğin ayrı ayrı bilançosu görünmekte. Son gelen bilanço çeyreğine baktığımız zaman şirketin en alta iniyorum. Gördüğünüz gibi toplam kaynaklarının 44 milyar TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Geçen sene aynı dönemde nasılmış? 38 milyon seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık %16-18 civarında bir büyüme gösterdiğini gösteriyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Şirketin geçen sene geçmiş yıllar kar ve zararı yaklaşık 6 milyarken bu sene yaklaşık 9 milyar TL seviyesine çıktığını görüyoruz şirketin kasasındaki nakit ve şirketin kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekleri de 1,5 milyar TL seviyesinde oldukça güçlü bir ivmeden bahsediyoruz size. Şirketin net karının 2 milyar TL seviyesinde olduğunu gördük. Bu çok güzel bir şey. Şirket önümüzdeki dönemde büyümeye devam ettiğini gösteriyor bize. İsterseniz şöyle kısaca gelir tablosuna da bakalım. Şirketin hasılatını gördüğünüz gibi 21 milyar TL seviyesinde olduğunu görüyoruz hasılatın. Bu aynı oran mı? Geçen sene ne kadarmış bu? Aynı dönemde 2019'da 18 milyar seviyesindeymiş. Yani yüzde gene 16 civarlarında bir artış gerçekleşmiş. Hasılatta, satış hasılatında 2020'deki o buhran dönemine rağmen şirket büyümeye devam etmiş. Ve şirketin brüt karına bakalım 5.8 milyar seviyesinde brüt karı var. Giderler düşürmeden önce. Bu sene nasıl olmuş? 6.6 gerçekleşmiş. Bu da yaklaşık %18 mi? %13 civarlarında bir büyümeye işaret etmekte. Bu da güzel. Şirketin gördüğünüz gibi büyüme elverişli e, bilançosundaki artış devam ediyor. Şimdi aracı kurum dağılımına bakmadan önce hızlı takastan size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi şöyle ben tabloyu açtığım zaman ilk önce bak şurada size takaslarda, analizlerde gösterdiğim gibi ilk 5 kurum, 10 kurum ve 15 kurumun alış satışları var. Ama şöyle şirketin son haftalığına gördüğünüz gibi Doğuşa Bank'ın satışını haftalıkta, aylıkta City ve Doğuşa Bank'ın çıktıkları lot miktarı neredeyse baksanız 70 milyon civarında ve e, City Bank ve Doğuşa Bank'ın ellerindeki pay miktarlarını görüyorsunuz. Yüksek bir satış gerçekleşmiş. Son 3 ay içinde ne olmuş? Son 3 ay içinde İlk 5 kurumun alıcılı. 12 milyon 13 milyon civarında artıda olduğunu görüyoruz. Bu çok sembolik bir rakam ama şöyle genel itibariyle bakarsak Citibank kaybolmuş. Deutsche Bank'ın da 11 milyonluk notu kalmış elinde. Yani son ay içinde deli gibi çıkış yapmışlar hisseden. Buradan bakarsanız yabancı deli gibi kaçıyor olarak görürsünüz ama şirketin nakit dağılımı üzerinden şöyle şuraya basıyorum. Şuradan da Şubat ayını işaretliyorum sadece. Şubat ayı içinde gördüğünüz gibi ayın 1 Şubat'tan 23 Şubat'a kadar gerçekleşen işlemlerde Globalin, yabancının ve diğer kurumların satışlarını nasıl karşıladığını görüyorsunuz. 57 milyon Global kurumu üzerinden 57 milyonluk alış yapılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Maliyeti 7.80 gördüğünüz gibi maliyeti 7.80. Bu şirket şu an 7.30'larda. Maliyeti 7.80 ve bu şirketin bu global üzerinden yapılan bu işlemin maliyeti yaklaşık 450 milyon TL yani yarım milyara yakın bir rakam. Kredi da gördüğünüz gibi yaklaşık 766 ortalamayla 20 milyon not karşıladığını görüyoruz. Yani baktığınız zaman şirkette bir satış var. Ortakların kimisi satış yapıyor ama şirketin finansal durumu onların bu kadar aceleci davranmasını hiç göstermiyor. Yani olması olması gerektiği gibi değil yani hiçbir şey. Yani bu hisse de önümüzdeki dönemde yükseliş ilmesi sürecek. 2 milyar gibi güzel bir kar var. Eğer e, bizim ülkemizde S.P.K. tekrar bir düzenleme yapmazsa, Cumhurbaşkanlığı yeniden bir düzenleme yapmazsa ve şirketler temettü dağıtımını karar alabilirlerse, bu şirket önümüzdeki yaza kadar, önümüzdeki yaza kadar piyasa şartları normal piyasa şartları içinde muhtemelen şu anki mevcut konumunu çok üzerinde işlem görme ihtimali yüksek. Zaten yabancı'nın şu an elindeki lot miktarına bakarsanız öyle ahım şahım bir satış değil. Yani 40 milyon not satmış ama Citibank'ın elinde 323 milyon not var zaten. Benim burada size aslında anlatmak istediğim yabancının satıyor görüntüsü yaratarak başka kurumlar üzerinden karşılama ihtimali. Çünkü yani bu adamların satışlarını gördüğünüz gibi yarım milyarlık karşılamayı 7.80 ortalamayla Global'in Global üzerinden yani nitelikli bir yatırımcının yapması çok zor. Bu yüzden bu hisselerde bazen yabancı satıyor görüntüsünün aldatma amaçlı gerçekleştiğini ve açığa satış işlemlerinden kazanç elde etmek için gerçekleştirilen ve piyasada piyasadaki oyuncuları küçük yatırımcıları aldatmaya yönelik işlemlerde kapsadığını size belirtmek istiyorum açıkçası. Şimdi isterseniz şöyle trading videodan da şöyle kısa bir şey göstereceğim size. Bu benim bilgisayarda size TradingView'da gösterdiğim şeyin cep telefonundan birazcık daha zor olacak ama şöyle kısaca bir in anlatayım size. Bugün hisse 756'yı gördü. Gördüğünüz gibi şuradaki kırmızı çizgimiz var ya bizim. Kırmızı çizgimizin olduğu yer tam burası o kanalın içine giriş yapamadı. Ben buraya bir kanal daha çizdim. Şimdi yukarıdaki şu mavi çubuğa doğru bu mavi çubuğa doğru bir hareketlilik olabilmesi için önce bu kırmızı çubuğun yukarı yönde kırılması gerekiyor. Yani 7.56'nın üzerine çıkması gerekiyor ise. Kısaca 7.60 diyelim biz ona. 7.60'ın üzerinde hisse fiyatlandığında muhtemelen bir sonraki durağa yaklaşık 7.80 bölgesi olacak. 7.80, 7.90 bölgesinde açtığında hissede orta vadede şu üst çubuğun olduğu bölgeye doğru bir hareketlilik gerçekleşecek. Şuralara doğru yaklaşık 8.5-9 civarlarında bir başlı gelecek. Tabi o zamana kadar yabancı ne gibi işlemler yapacak onları da takip edeceğiz biz. Şu sıralarda dış piyasa e, mevcut itibariyle toparlanma güdüsü içerisinde. Tabi e, FED birçok desteklerinin süreceğiyle ilgili açıklama arada bulundu. İngiltere e, Başbakanı da 21 Haziran'ı işaret etti. Normal Sürece başlanması, kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili. Bu gibi açıklamalar geldikçe piyasaların daha da rahat toparlayacağını göreceksiniz. Yani kısa vadede şişe camı ben açıkçası hissenin şu anki işlem fiyatını ve bilançosunu beğeniyorum. Önümüzdeki dönem içinde piyasa şartları uygun olduğu sürece de yükselişi muhtemelen sürecektir. En azından globalden şu an maliyetimiz çok daha iyi bir pozisyonda diyebilirim size. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.